Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Köfteistan New Horizons'ın 20. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Basic Man'ın başına başlıyoruz. Evet. Bölüm arası bir adet extruder yaptım. Extruder'ın şu shape'ini böyle, bunu böyle, bunu da zaten biliyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Extruder'ı neden yaptım? Çünkü şunları üretmek cidden pahalı hale gelmeye başladı. Şimdi dur. Wire cutter. Sen şöyle açık ol. Ve voila. Ve bu arkadaş sayesinde tabii ki de benim bir adet daha circuit yapmam gerekecek. Bunlar da. Hamma. Come here. Size işimiz bitmiş. Mesela sürfürlerin daha kullanılır ama bir redstone'um yok. Harika. Benim burada red alloy ingot'um hiç var mı? Var. Redstone. Mesela redstone ore'larım var, onları işleyebilirim de şimdilik dursun kenarda. Ve buradan hızlıca koşarak götüm götüm ilerleyelim. Ve ups. Mesela sen de Tinkarlılar gel. Neden gerekli? Evet. Şimdi seni bir yapmak istiyorum. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Screwdriver. Ve şimdi ben 8 tane artık ingot başı bir plate yapabiliyoruz. Şu an verimlilik tavan uçtu. Evet. Yani ciddi anlamda şu an verimliliğimiz inanılmaz derecede arttı. Ve bu süre içerisinde yeni açılan görevlerimiz de olması lazım. Hayır sen... Ve biz şu transportation tarafına kesinlikle önem vereceğiz. Forestry'ye de yavaştan girişmeye başlayacağım. Şimdi değil. Onu önümüzdeki bölümde falan girişmeye başlayabiliriz belki. Burayı da şimdiki işim yok. Burayı da olacak. Işıklandırma için daha sonrasında bir şeylere girişeceğim. Sen bayağı uğraştıracaksın. İmar plate, imar ne istiyor? Dust, bu da bana mikser, nikel ve iron. Nikeli elde etmenin yolları var. Centrifuge, yok. Ore washing plants ile yellow limonite. Iron ore. Yani bunun anlamı benim bir ore washing plant bulmam lazım. Ore washing plant yapmam gerekecek. Tier 2. Bakalım ore washing plant burada listemde var mı? The voltage fluid tank. Basic ore washer. Evet, kesinlikle ore washer'a ihtiyacım olacak. Bunun için tin rotor, elektrik pump, elektrik motor,
zarar yapımı zor değil. Hatta benim bir elektrik pump'um olacaktı buralarda bir yerde. Kullanmadıysam ki kullanmadım diye hatırlıyorum. Ama şöyle bir gerçek söz konusu. Evet, elektrik pump'um duruyor. Ama şu an ore washing plant'ı çok kullanamayacağım ama bu kesinlikle ama kesinlikle nikel elde etmek için çok güzel bir yöntem bizim için. En azından başlangıç seviyesinde. Yanlış hatırlamıyorsam nikel ore'lar hatta nikel ore'lar çıktığı yerler nikel ore. Twilight Forest tabar. Evet. Nickel ore elde etmek için her türlü Twilight Forest'a gitmemiz gerekiyor. Bu olmazsa sen de şöyle bir şunları crush'la. Ancak bu şekilde Twilight Forest'a gitmeden çok daha basit bir biçimde nikel ore elde ediyoruz. Aslında biz bir tane daha steam turbine yapabiliriz. Ve bunun için önce benim bronz yapmam gerekiyor. Bronz yapmam için de copper. Aa, sen de tin. Ve ben bunu burada yapacağım. Ama tabii ki de lavın muhtemelen. Aa, sabır. Ucu ucuna yetecek muhtemelen. Aslında bayağı yetti. Ve bunlar 48 molotum, 48 bronz. Sonra bu o kadar. Bu daha verimsizmiş. Alloy smelter daha verimli. Good to know. Hatta dur. Alloy smelter bana... Alloy smelter. 4 tane bire. Evet, alloy smelter daha verimliymiş. Bu daha hızlı ama alloy smelter daha verimli. Bunu öğrenmiş olduk. Bu arada 6. Bundan da mı? 2 tane bronz yapmaya yetecek kadar plate'imiz var. Benim burada. Şimdi gel bakalım. Bir de siz gelin bakalım. Steel. Cidden verimlilik güzel bir şey arkadaşlar. Bunun kıymetini bilin. Sen gel. Sen gel. Sonra siz gelin. Sen gidebilirsin. Sen gel. Bunları nasıl neden aşağı koydum? Simple steam turbine de varmış. Ve bunlar için motor gerekecek. Rotor. 8 tane template. Tin ingotum kalmadı. O kadar tin ne hanım dedik ki tinimiz kalmadı. Tinim dedi ki bittim. Pardon. Yok bu olmadı yani. Bittim deseydim daha güzel olabilirdi de. Bittim şeklinde deyince o çok olmuyor. Sekiz tane lazım.
Hayır, Forge Emir'e atmıyorum artık. Şimdi. Bir de iki tane... Dört tane... Beş değil, dört. Sevgili köfte. Lütfen doğru sayıda item al. Evet. Şimdi testere. İki bölümdür testereyi sanırım ilk defa kullanıyorum. İki bölümdür vida yapmam... Screwdriver bu. İki bölümdür vida yapmama gerek kalmamıştı. Sinerofor. Hammer Screwdriver. MR Screwdriver, bir de ne var orada? Efendim. Tin rotorlar. Sonrasında kapılır. Dört. Evet. Bir an şey, verimlilik dengemi bozdu. Sen. 2. Şimdi 3 aldım. Önce şunları bir file'dan geçirmem gerek. File. Evet, file'ımız birazdan kırılacak. Ama çok önemli değil artık. Çok daha ucuza yapabiliyoruz file'ımızı. Bir adet de circuit. Tam bir adetlik malzemem kalmış. Zaten bu çok sıkıntı değil. Steel plate. Torch'u nasıl koyayım oraya? Steel plate gel. Siz gelin, sen gel, sen gel ve sizler de gelin. Ve bu şekilde bu da hazır. Bir tane daha red alo cable gerekiyor buna. Red alo cable. Saniye. Sen nasılsın? Evet. Bunu yapmayı unuttum. Wrench. Hammer. Gel bakalım. Flip pipe. Evet, tin kablo. Ben neden red alloy kablo olarak gördüm o zaman? Bilmem, ben de bilmiyorum. Senin değerin burası. Evet. Güzel oldu burası. Tabii ki de daha fazla makine aslında yapabiliyorum. Koşalım gidelim 4 nala. Hey, koşalım gidelim. Bu seni tersine açık bırakacağım. Evet. Şimdi gelelim. Şöyle. Benim bir şeyim var mı? Block of Copper. Sonra Block of Copper'ı da işlemem lazım. Oo, Iron Spring'im varmış benim bayağı aslında. Şuraya gelelim. Sizler gelin. Coins. Claim. Detect submit. Claim. Detect submit. Claim. Bu şekilde
4 tane circuitlik malzeme elde ediyoruz. Çok fazla kas falan. Bu bizi aslında bayağı rubber derdinden de kurtarıyor. Rubber'ların önemli bir kısmını burada harcamıyoruz. Şimdi burası böyle. Kursu burada. Tın 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 tın. Sülfür eksiğimiz var ve aslında sülfür demişken bir de şuraya da bir bakalım aslında kazan dairemize. Buharımızın durumu ne? Aslında çok daha verimli. Bu cidden çok daha verimli. Ben bundan birkaç tane daha yapayım. Şundansa şu o kadar verimli değil. Hani bu kat ve kat daha verimli. Çok daha uzun süre ısısını tutuyor. Çok daha hızlı ısınıyor. Ve hani ısısını tutması aslında bizim için aşırı bir önemli bir nokta. Hop. Ha. Bir an nereye gitti dedim. Rubber dust. Şurada biraz da rubber'ım vardı. O rubber'ları vereyim. Dönüştürmem lazım. Rubber. O çoklukmuş aslında. Yirmi dördü dönüştürelim. Her saat başı. Doktor bana saat başı bir rubber tüketeceksin dedi. Evet. Var. Evet sen, siz bu extruder attın. Wire yapacak. Ve şuradan bronzlarımı da alayım. Hepsi daha tamam olmamış ama neyse. Mesela evimin arkasında bir tane zombi belirmiş bile. Ya da yer altında mı? Muhtemelen yer altında. Şimdi bu şekilde kazalım. Bronzlar geçin şöyle. Steel pipe. Yap. Ve ben o Steam zımbırtılarından birkaç tane daha yapayım. Şimdi. Gel. Hammer. Wrench. 3. Biz bekleriz efendim. Çok dert etmeyin. Evet. Tabii ki de şimdi buna ihtiyacım var. Yep. Şimdi Digger's Backpack. Gel bakalım. Buraları dolduralım. Voila! Burada benim tin kablom var mıydı? Red Oil kablo. Şunu kullanalım ya. Evet.
Bunu da yaptık. Bunları daha sonradan tabii ki de biraz upgrade edeceğiz. Ve şunlar... Bunlar dönüştürülebiliyor değil mi? Evet. Orwash'a şu an acil ihtiyacım yok. Burada benim gidebileceğim ne var? Şu an aslında temel ihtiyaçlarımızı gördük ama bir... bir eksik metal. Seni unuttum. Ve bunun için bir adet daimi de ihtiyacım var. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane tin kablo lazım. Burada tam 11 tane plate var. Doğrusu plate olacak arkadaşlar. Plate holder. Red olur bu ayarlarım. Evet, plate holder gibi iğrenç bir espri de yaptığımıza göre... Bunlar gelsin. Siz de gelin. Ardından... 8 olur. 1 2 3 4 9 13 tane. 13 tane de plate. Bu esnada bir de hayalinden geçse. Bu arada cidden başta tuhaf oluyordu da ancak kabloları bu şekilde birleştirerek ilerlemek çok mantıklı bir şey aslında. Çünkü yan yana çok fazla kabloyu geçirebilmene imkan tanıyor düşününce. Şimdi. Bakalım. Evet, bu bölümlerimiz biraz crafting ile geçiyor. Ama biraz olması gerekiyordu. Sonrasında çünkü bu craftingler aslında bizim uzun vadede aşırı verimli olmamızı sağlayacak. Ve o verim bizim için cidden değerli. Evet. Evet, tabii burada öncesinde iki tane daha steel ve bunlar. Hamma. Sevgili Hamma. Burada da... evet, hemen temliymiş. Hammer. Wire cutter. Teşekkürler. İki tane daha steel'e ihtiyacım var. Bakalım senin durability'in ne kadar? Tamam, bu biraz daha dayanacak. Voilà ve şimdi Pièce de Resistance. Şunları unuttuk. Güzel, bu tarz verimlilikler güzel. Evet, Great Economy'si bu şekilde, bundan ötürü seviyor olabilir. Neyse, başta seni zorluyor ancak ilerledikçe cidden ilerlediğini hissediyorsun. Hani bir şeyler değişiyor. Ya tabii iki tane de circuit. Tam zamanında circuit için malzemeleri almışız. 2, 4, 4, 6. Nasıl? 3 tane. Sıfır. Kompresörü atmışım çünkü. Ben de diyorum bunlar ne demek. Siz de söylemiyorsunuz ki. Tabii nasıl söyleyesiniz. Benim bir tane daha sıkıntı ihtiyacım var.
Neyse, ezberlemeye başlıyorum recipe'leri. Bakalım. Evet. Merhabalar, ben Köfte İsköpte. Tamamen crafting table karşısında iki tane bölümü yiyebilen bir YouTuber. Şimdi siz şöyle, sen şöyle, sen şöyle, siz şöyle ve kutsal emanet. Kutsal emaneti tabii ki de buradan koşarak alıyoruz. Evet. Ve şu ana kadarki en pahalı makinemiz bu olacak. Hayır, pardon, Macerator da bayağı pahalı. What? Ha, burada düşürmüşüm. O kadar lüks içinde yüzüyoruz ki rubber plate'leri düşürüyorum. Ve Layton'in güzelliği. Hazır mısınız çocuklar? Mesela biraz uzun sürecek ama çok tatlı bir şey yapacak. Bakalım. 4 tane yapalım. XP shower. Peki. Room. Vacuum hopper. Ha, bu aslında işe yarayacak da ender pearl'im yok. Evet. Gene bir gün. Aslında bir ingot'tan iki tane elde ediliyor. Ancak bir tanesini small pile olarak döndürüyor. Yani yarım ingot olarak döndürüyor aslında. Dört tane koymuştuk. İki tanesini geri alacağız. Evet. Latin'in de olayı bu. Kesinlikle verimlilik. Evet. Tetrahidrat yatağımız vardı, o yüzden ona girişeceğiz. Senlik bir şeyimiz yok şu an. Ha, armor narkomuzda da. Get ready for tier 3. Copter jetpack. Tamam, sen ilginç bir şeye benziyorsun. Hatta dur bakalım. Copter jetpack. Diamond screw. Sen bayağı eğlenceli bir şeye benziyorsun. Sen cidden eğlenceli bir şeye benziyorsun. Bu arada aklıma geldi. Adventure. Ne zaman? Şu backpack'ten gidiyormuş. Cool jetpack. Cool jetpack için enemy plate. Adventure backpack. Senin için hardened leather. Forming place istiyor bu. Evet, adventure backpack her türlü benden. Alüminyum elde etmemi istiyor. Ama sanırım yapmamın kesinlikle yararlı olacağı bir şeye benziyor. Evet, ilginç bir şey. Elektrik jetpack yapabiliyorum. Bunu neyle dolduruyorsun? Çok bir esprisi yok şu an.
Evet. Şu an bizim sırada ihtiyaç duyacağımız şeyler Or Washington. Kesinlikle ama kesinlikle Or Washington. Ve Assembly Table. Robotlar benden bunu istiyor. Assembly Table gerekli çünkü Twilight Forest'a gitmemizin yolu Assembly Table'dan geçiyor. Diye biliyorum. Yanılıyorsam da yanılıyorum. Ancak Quick and Dirty Portal Generator. Evet, Assembler'dan geçiyor. Diamond ve ilk 4 tane Circuit. Evet, diğer türlü geçemeyeceğiz Twilight Forest'a. Ancak bu şekilde de evet, Twilight Forest'tan da hani elde etmemiz gereken şeyler söz konusu. Evet, bunun yanı sıra yapmamız gereken başka bir şey yok şu an. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.